Merhaba. Dilerim hepiniz iyisinizdir. Evet, başlıyoruz artık. Sistolik kalp yetmezliğinde kalp kanı eskisi kadar güçlü pompalayamaz. O nedenle de dışarıya yeterli miktarda kan yollayamaz ve vücudun ihtiyacını karşılayamaz. Buna sistolik kalp yetmezliği deniyor çünkü sistol ilgili bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Sistol kardiyak döngüde kalbin kasılıp kanı kalbin dışına yani vücuda ya da akciğerlere gönderdiği aşamadır. Bunu bir su şişesini elinizle sıkıp içindeki suyu fışkırtmaya benzetebilirsiniz. Kalpte de buna benzer bir durum var ama kalp söz konusuyken fışkırtılan şey su değil kandır. Sistolik kalp yetmezliğinde kasılma kuvveti veya sıkma kuvveti çok daha düşüktür. Bunu bazen inotropisi yani kas gücü düşük şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi ventriküler inotropiden bahsedeceğiz. Bununla ventriküllerin yani daha büyük olan şu odacıkların kasılma kuvvetini kastediyoruz. Şimdi yine aynı şişeyi sıktığınızı farz edin ama bu sefer sadece iki parmağınızla hafifçe sıkıyorsunuz. Suyu fışkırtmanın çok daha zor olacağını tahmin edebiliyorsunuz, değil mi? Güçsüzleşen kaslarda da aynı şey söz konusudur. Kaslar daha küçük ve güçsüz olduğunda kanı dışarı fışkırtmak daha zorlaşır ve atım hacmi düşer ki böyle olunca da vücudunuz eskisi kadar kana sahip olamaz. Bunun tek sebebi güçsüzleşen kalp kaslarıdır. Peki ama bu kaslar nasıl güçsüzleşir? Genellikle altta yatan gizli bir hastalık kalp kası hücrelerinin yani kardiyomiyositlerin ölümüne yol açar. Şimdi şuraya birkaç tane kardiyomiyosit çiziyorum bakın. Evet bunlar sanki birbirine tutunan eller gibi. Kasıldıkları zaman birbirlerine yaklaşır. Birbirlerine yaklaştıkları zaman da bir miktar küçülürler. Bu sıkma hareketi işte bu şekilde gerçekleşir. Peki bu hücrelerin birkaç tanesi ölürse ne olur? Tabii ki de birbirlerine eskisi kadar iyi yaklaşamazlar ve iyi bir sıkma hareketi sağlanamaz. Dolayısıyla kalp de dışarı eskiden olduğu miktarda kan gönderemez. Şimdi buradaki şu iki kalbe bakıp sağlıklı olanla hasta olan kalbi kıyasladığınızda hastalıkta duvarların daha ince olduğunu ve ventriküllerin çok daha büyük olduğunu görürsünüz. Bunlar sistolik kalp yetmezliğinin tipik belirtileridir. Evet şimdi gelelim altta yatan hastalık konusuna. Bu gizli hastalık ne olabilir? Temelde bunlar dört kategoriye ayrılır. İlk kategori Kalp kası hastalıkları. Bunlara kardiyomiopati de denir. Zaten bu sözcüğü böldüğümüzde kardiyokalp, kalp, miyopati de, mio kas ve patide hastalık anlamındadır. Bu hastalıkların nedeni genellikle anlaşılmamaktadır. Ama genel olarak bunlar kasları güçsüzleştirir ve kanın pompalanmasını zorlaştırır. İkinci kategori bu kadar belirgin bir sebep değil. Evet, bu kategori kan akışının azalması. Yalnız burada vücuttaki kan akışından bahsetmiyorum. Kalbin kendisindeki kan akışından bahsediyorum. Bu bağlamda koroner arter hastalığı sistolik kalp yetmezliğinin en büyük sebeplerinden biridir. Çünkü koroner damarlar kalbe kan tedarik eden damarlardır. Şimdi bunların bir kısmını ortadan kaldıralım ve bu çizimi de şöyle şuraya koyalım. Şimdi buraya kalp hücrelerine giden bazı damarlar çizeceğim. Bu çizdiğim şey koroner arter. Evet. Burada da kan akar ve bu kas hücrelerine oksijen verir. Evet. Koroner arter hastalığında ise plak oluşumu nedeniyle damarlar daralır. Bu daralma kas hücrelerine giden kan akışını azaltır ve bu kaslar ölmeye başlar. Gayet iyi bildiğimiz üzere bu hiç iyi bir şey değildir. Çünkü kas hücreleri öldüğünde kaslar güçsüzleşir ve kanı pompalaması zorlaşır. Bir adım daha ileri gidersek bu plak oluşumu iyice artıp damarı tıkar veya bloke eder. O zaman da bu hücrelerden hiçbiri oksijen alamaz ve hepsi birer birer ölür. Bu çok ciddi bir durum çünkü bu yüzden belirli alanlarda hücrelerin tamamı ölür ve buna bağlı olarak gelişen kalp krizinin sistolik kalp yetmezliğine katkıda bulunması da bu yüzdendir. Pekala gelelim üçüncü sebebe. Hastalıkların üçüncüsü kalp kapak hastalıkları. Kalbimizde 4 adet kapakçık bulunur. Bunların ikisi alt ve üst odacıkları birbirinden ayırır ve diğer ikisi de alt odacıkları kanın kalpten dışarıya gittiği yerden yani kalpten veya akciğerlerden ayırır. İki odacığı birbirinden ayıran kapakçıklardan bahsedecek olursak bunlarla ilgili olarak regürjitasyona değinebiliriz. Regürjitasyon kanın alt odacıklardan üst odacıklara geri gitmesi durumudur. Şu kalp atışını bir izleyin. Normalde burada kan pompalandıktan sonra kapakçık kapanır. Fakat regürjitasyon olduğunda kapakçıklar biraz aralık kalır ve kanın bir kısmı üst odacıklara geri gider. Esasında kan hala dışarı pompalanmaktadır fakat kanın bir kısmı üst odacıklara geri gittiği için kalpten vücuda daha az miktarda kan pompalanır çok sevdiğimiz su şişesi analojisine yine bakarsak şimdi bu sefer yan tarafta bir delik olduğunu düşünün. Şişeyi her sıktığınızda suyun büyük kısmı dışarı çıksa bile bir kısmı da bu delikten sızar. Öyle değil mi? E bu durumda daha az miktarda kan pompalandığı için kalbin daha önceki kan seviyesini sağlamak üzere daha çok çalışması gerekir. Kalbin daha çok çalışması oksijen ihtiyacının daha fazla olması demektir. Ama kalp yetmezliğindeki konuda zaten tam olarak bu değil midir? Daha fazla oksijen sağlanamaz ve bunun sonucunda hücre ölümü başlar. Diğer bir kapakçık rahatsızlıysa diğer iki kapakçıktan kaynaklanır ve bu hastalığa stenoz denir. Stenoz, kanın daha küçük bir aralıktan pompalanması durumudur ve bu durumda kanın pompalanması çok daha zorlaşır. O zaman yine su şişesi örneğine dönelim ha. Bu sefer şişenin ağzındaki delik çok 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 küçük olsun. Bu küçük delikten su fışkırtacak şekilde sıkmaya çalıştığınızı bir düşünün. Bunu yapmak çok daha zor olur öyle değil mi? Kalp kaslarımızın küçük bir aralıktan kan pompalamaya çalışması da aynen böyle zordur. Aynen regürjitasyondaki gibi kalbin aynı kan seviyesini sağlamak için daha çok çalışması gerekir. Daha çok çalışması oksijene ihtiyacını artırır. Fakat bu oksijen sağlanamadığı için de daha fazla hücre ölür. Pekala geldik sonuncuya. Burada aritmiden yani kalp ritmi bozukluğundan bahsedeceğiz. Ritim bozukluğu derken ritim çok yavaş ya da çok hızlı olabileceği gibi düzensiz de olabilir. Düzensizin anlamı odacıkların aynı anda kasılmamasıdır. Normalde odacıklar aynı anda kasılırken şimdi sol taraf sağ taraftan önce ya da sağ taraf sol taraftan önce kasılabilir. Her şekilde bu durum pompalama kapasitesinde ciddi bir azalmaya sebep olur. Bu da vücuda daha az kan gitmesiyle sonuçlanır. Ardından daha önce bahsettiğim mekanizmalara benzer şekilde kalbin daha fazla çalışması gerekir. Artan oksijen ihtiyacı karşılanamaz ve hücreler ölür. Sanırım burada hepsinde bir benzerlik görmeye başladık, değil mi? Pompalama kabiliyeti azaldığı zaman kalbin aynı miktar kanı tedarik etmesi daha da zorlaşır. Daha fazla çalışan hücreler daha fazla oksijene ihtiyaç duyar ama oksijen tedarik edilemez. Bu durumda kas hücreleri ölmeye başlar ve bunlar öldüğünde kalp daha da güçsüzleşir ve pompalama kabiliyeti daha da azalır. Gördüğünüz gibi pompalama kabiliyeti oldukça önemli bir şey. Pompalama kabiliyetini ölçmenin bir yolu ejeksiyon fraksiyonudur. Ejeksiyon fraksiyonu her kalp atışında kalbin içine dolan kanı pompalama yüzdesidir. Su şişesi örneğiyle şu şekilde açıklayalım. Önce şişenin doluluk hacmine ve sonra da şişeden boşalan hacme bakalım. Şişeden boşalan hacmi doluluk hacmine böldükten sonra yüzdelik oranı elde etmek için bunu yüzle çarptığımızda ejeksiyon fraksiyonunu buluruz. Genellikle sol kapakçıktaki ejeksiyon fraksiyonundan bahsedilir ama sağ kapakçıktaki ejeksiyon fraksiyonuna bakmak da mümkündür. Normal oran %55 ile 70 arasındadır. Anormal diyebileceğimiz oransa genellikle %40 ile 55 arasındaki herhangi bir yüzde değeri olabilir. Bu oranın %40'ın altında olması kalp yetmezliğinin kesin kanıtıdır. Kendinize, kalbinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.